Bir tenis topunun kütlesinin ne kadar olduğuna baktım. Yaklaşık olarak 58 grammış. Bunu 0,058 kilogram olarak ekranda görüyorsunuz. Burada bir de golf topu olduğunu gördünüz, değil mi? Golf topunun kütlesi ise 45 grammış. Bunu da kilograma çevirip 0,045 olarak yazdım. Bu toplara belirli bir hızla vurduğumuzu ve topların düz bir şekilde birbirlerine doğru ilerlediğini düşünelim. Golf topu saniyede 50 metre ilerliyor olsun. Oldukça hızlı. Hızı saatte 160 kilometrenin üzerinde. Tenis topu ise saniyede 40 metre ilerliyor olsun. Bir süre sonra toplar çarpışacaklar, öyle değil mi? Bu arada çarpışmanın tek bir eksen üzerinde gerçekleştiğini varsayalım. Golf topunun bu şekilde tenis topunun üzerinden atlamasını istemiyoruz. Evet, böyle olmasın. Her şey tek bir eksende, yani tek bir boyutta gerçekleşsin. Peki bu topların ağırlıkları ve başlangıç hızlarından yola çıkarak topların son hızlarını bulabilir miyiz? Hadi birlikte deneyelim. Bu bir çarpışma sorusu olduğu için işe momentumun korunumundan başlayabiliriz. Bu çok hızlı bir çarpışma olacak. Ve çarpışma öncesindeki momentumun çarpışma sonrasındaki momentuma eşit olacağını da biliyoruz. Başka bir deyişle toplam değerlerinin aynı olacağını söyleyebiliriz. Neden mi? Golf topunun tenis topuyla temas içerisinde olduğu süre o kadar kısa olacak ki dış kuvvetlerin, örneğin yer çekiminin sisteme etki etmesi için çok ama çok kısa bir zaman olacak. Ve bu yüzden de dış kuvvetlerin sistem üzerinde çok büyük bir etki yaratma şansları olmayacak. Dış etki olmadığında golf ve tenis topunun toplam momentumunun sabit kalacağını biliyoruz. Evet, çarpışmalar çok kısa sürelerde gerçekleşecekleri için çarpışma öncesindeki ve sonrasındaki toplam momentumun eşit olacağını söyleyebiliriz. Bunun serbest hareket eden herhangi iki cisim arasındaki herhangi bir çarpışma için geçerli olduğunu da bilmelisiniz. Başka bir deyişle momentumun korunduğunu kabul edeceğiz. Peki, tüm bunların matematiksel anlamı ne olabilir? Başlangıçtaki toplam momentum, bu arada momentumu P harfiyle gösterdiğimizi de biliyorsunuz. Toplam içinde sigma harfini kullanacağım. Bu işaretle cisimlerin ikisinden de momentumunu toplamamız gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Hatta bunun üzerine bir de ok işareti koyayım ve bir vektör olarak ifade edelim. Ne de olsa momentum bir vektördür, öyle değil mi? Momentumun negatif olabileceğini de bildiğimize göre eğer varsa eksi işaretlerini de unutmamamız gerekecek. Momentum korunuyorsa başlangıçtaki toplam momentumun sondaki toplam momentuma eşit olması lazım. Momentumun korunması derken de zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Momentumun formülü kütle çarpı hızdı. Bunu kullanarak tenis topunun başlangıçtaki momentumunu şu şekilde yazabiliriz. 0,058 kilogram çarpı tenis topunun başlangıçtaki hızı olan 40 metre bölü saniye. Topun sağ tarafa doğru gittiğini belirtmesi için pozitif yönü belirten artı işaretini ekliyoruz. Benzer şekilde topun başlangıçtaki momentumu da kütle çarpı hız olacak. Artı golf topunun kütlesi, yani 0,045 kilogram. Çarpı başlangıçtaki hızı, yani eksi 50 metre bölü saniye. Hızın önüne eksi işareti koymamız sebebi golf topunun sola doğru hareket ediyor olması. Sağa pozitif, solu negatif yön olarak belirlemiştik. Hatırlıyorsunuz değil mi? Eğer momentum korunuyorsa bu başlangıçtaki toplam momentumun en sondaki momentuma eşit olması gerekiyor. Bu durumda tenis topunun son momentumu 0,58 çarpı tenis topunun son hızı olacaktır. Tenis topunun son hızı için VT kısaltmasını kullanacağım. Buna bir de golf topunun son momentumunu eklememiz lazım. Hemen yazıyorum. 0,045 kilogram çarpı golf topunun son hızı. Ona da, yani çarpışmadan sonraki hızına da VG diyelim. Tenis topunun T'si, golf topunun G'si. Peki, şu anda topların son hızlarının ne olduğunu bulabilir miyiz? Hayır. Neden mi? Çünkü elimde iki bilinmeyenli bir denklem var. Evet, ne yazık ki iki bilinmeyen aynı denklemde olduğu sürece yapabileceğim çok fazla bir şey yok. Sol tarafın sonucunu hemen bulabiliriz. Hatta önceden hesaplamıştım. Bu kısmın sonucu 0,07 kilogram metre bölü saniyedir. Bu da bize başlangıçtaki momentumu verir. Evet, bunu bulduk ama denklemin sağ tarafında iki bilinmeyen olduğu için VT ve VG'den bahsediyorum. Bu denklemi çözemeyiz.
Çözebilmek için bir denkleme daha ihtiyacım var. Örneğin toplardan birinin son hızını bilseydim işimiz çok ama çok kolaylaşırdı. Soruda tenis topunun son hızı verilmiş olsaydı bunu buradaki denkleme koyardım ve golf topunun son hızının ne olduğunu basit bir şekilde bulabilirdim. Ya da soruda bize bunun ne tip bir çarpışma olduğu verilmiş olabilirdi. Örneğin toplar çarpışma sonrası birlikte hareket ediyorlarsa hızları aynı olur, öyle değil mi? Bu mükemmel bir esnek olmayan yani inelastik çarpışma olur. Evet, bu eğer mükemmel bir esnek olmayan çarpışma olsaydı elimizde tek bir kütle olurdu. 0,058 kilogram yani tenis topunun kütlesi artı golf topunun kütlesi yani 0,045 kilogram. Mükemmel bir çarpışmanın tanımına göre böyle bir çarpışma gerçekleştiğinde birlikte hareket etmeye başlayacakları için kütleleri bu şekilde toplayabiliriz. Hızları da aynı olacağından başka bir deyişle topların ikisi de aynı yöne aynı hızla hareket edecekleri için buraya tek bir V yazabilirim. 0,07'yi toplam kütleye bölersem topların son hızını bulabilirim. Ama bu pek de olası bir durum değil. Yani topların bu şekilde birlikte hareket etmesi pek de mümkün değil. Topları birbirlerine yapıştırmadığımız sürece böyle bir şeyi gözlemleme olasılığımız gerçekten de çok düşük. Bunun olmadığını varsaymamız gerekecek. Ama az önce de söylediğim gibi soruda böyle bir bilgi verilmiş olsaydı son hızı bu şekilde bulabilirdik. Söz konusu olan bir tenis bir de golf topu olduğunda bu çarpışmanın esnek yani elastik olması çok daha yüksek bir olasılıktır. Esnek çarpışmalarda toplam kinetik enerjinin korunduğunu hatırlıyorsunuz değil mi? Kinetik enerji herhangi bir şekilde ısı ya da ses enerjisine dönüşmüyordu. Eğer elimizde çarpışmanın esnek olduğu bilgisi olursa topların son hızlarını bulabiliriz. Bunun sebebi esnek çarpışmalarda kinetik enerjinin korunmasıdır. İşte çözüm için çıkış noktamız bu olacak. Momentum korundu, tamam. Ama çarpışma esnek dedikleri için artık kinetik enerjinin korunduğunu da biliyoruz. Bu da başlangıçtaki kinetik enerjilerin toplamının sondaki kinetik enerjilerin toplamına eşit olması anlamına gelir. Kinetik enerjinin formülü 1 bölü 2 çarpı kütle çarpı hızın karesi. Hemen yazıyorum. 1 bölü 2 çarpı 0,058 yani tenis topunun kütlesi çarpı başlangıçtaki hızı yani 40 metre bölü saniyenin karesi artı golf topunun kinetik enerjisi. O da 1 bölü 2 çarpı 0,045 çarpı golf topunun başlangıçtaki hızının karesi eksi 50'nin karesi. Eksi 50'nin karesini aldığımızda sonuç pozitif olacağı için bunun eksi olmasının da çok da büyük bir önemi yok. Kinetik enerji söz konusu olduğunda bunun sürat olduğunu düşünebilirsiniz. Ama momentumda hız olarak düşünmemiz yani pozitif ya da negatif olmasını hesaba katmamız gerekiyor. Karesini aldığımız için ve kinetik enerji skaler bir değer olduğundan buraya artı ya da eksi yazmanıza gerek yok. Şimdi ne demiştik? Başlangıçtaki toplam kinetik enerji, sondaki toplam kinetik enerjiye eşit olacaktı. Buradaki değer sondaki kinetik enerjiye eşit olacak. Hemen onu da yazayım. 1 bölü 2 çarpı 0,058 kilogram çarpı tenis topunun son hızının karesi artı golf topunun son kinetik enerjisi. Yani 1 bölü 2 çarpı 0,45 çarpı golf topunun son hızının karesi. Bu noktada bunun bize yardımcı olacağını kestirememiş, hatta karşımıza daha da karmaşık bir ifade çıktı diye düşünüyor olabilirsiniz. Ama dikkat ederseniz artık elimizde iki bilinmeyenli iki denklem olduğunu görebilirsiniz. Ve elimizde iki bilinmeyenli iki denklem olduğunda bilinmeyenlerden birini diğeri cinsinden ifade ederek denklemi çözebiliriz, öyle değil mi? Öncelikle denklemlerden birini bilinmeyenlerden birinin neye eşit olduğunu bularak çözmemiz, sonra da bunu diğer denkleme yerleştirmemiz gerekecek. Nasıl olduğunu göstermemi ister misiniz? Şimdi şurayı biraz temizleyeyim. Başlangıçtaki kinetik enerjinin neye eşit olduğunu önceden hesaplamıştım. 102,65 joule. Hala iki bilinmeyen var. Şimdi de bilinmeyenlerden birini diğeri cinsinden ifade edelim. Vg'nin Vt cinsinden neye eşit olduğunu bulmaya çalışacağım. İki taraftan da 0,058 Vt'yi çıkaralım. Eşittir 0,045 Vg. İki tarafı bir de 0,045'e bölersem bu iş tamam.
0,07 bölü 0,045 1,56 ediyor. 0,058 bölü 0,045 ise 1,29'a eşit. Çarpı VT'yi de unutmayalım. VG'nin neye eşit olduğunu bulduk bile. Golf topunun son hızı işte buna eşit. 1,56 eksi 1,29 VT. Şimdi de bu denklemde VG yerine bunu yazacağım. 1 bölü 2 çarpı 0,045 kilogram çarpı VG yani 1,56 eksi 1,29 VT'nin karesi. Burada VG'nin karesi alındığı için yerine kullandığımız ifadenin de karesini almamız gerekti. Evet, VG yerine bunu yazdım ve buradaki değerlerle de çarptım. Burası ise olduğu gibi kalacak. 102,65 joule eşittir 1 bölü 2 çarpı 0,058 çarpı VT kare. Araya artıyı da koyalım. İfade içinden çıkılmaz gibi görünüyor. Ama şu anda elimizde tek bilinmeyenli bir denklem var. Hemen hesaplayalım. 102,65 joule eşittir 0,058 bölü 2'den 0,029 çarpı VT kare. Artı 0,045 bölü 2'den 0,0225. Şimdi bir de bunun karesini almamız lazım. Elimizde a-b'nin karesi gibi bir ifade olduğunda sonucun a kare yani 1,56'nın karesi eksi 2 çarpı ab yani 1,56 çarpı 1,29 vt artı b kare yani 1,29'un karesi çarpı vt'nin karesi olduğunu biliyoruz. Bu yazdığımın tam olarak neyi ifade ettiği anlaşılmadıysa şöyle söyleyeyim. Burada gördüğümüz kısaca şuna eşittir. A eksi b kare eşittir. A kare eksi 2 çarpı ab artı b kare. Bu a, a'nın karesini aldım. Sonra bundan 2ab'yi yani 2 çarpı 1,56 çarpı 1,29 vt'yi çıkardım. B kare de 1,29 vt'nin karesine eşit. Elimizde oldukça karmaşık bir ifade var ama işin içinden çıkabiliriz. Burası yani sol taraf oldukça net. 102,65 joule. 0,029 VT kare de elimizde. Şimdi 0,0225'i bu parantezin içindekilerin her biriyle çarpmamız lazım. 0,0225 ile 1,56'nın çarpımı 0,0548. Eksi 0,0906 VT yani 0,0225 ile bu kısmın çarpımı artı 0,0374 VT kare yani 0,0225 ile burada gördüğümüz kısmın çarpımı. VT'leri bir araya toplayalım. Burada 1 VT var, burada da VT kare. VT kareleri toplayabilirim. 0,066 VT kare eksi 0,096 VT artı 0,0548. Sona çok yaklaştık. İki taraftan 102,65'i çıkaralım. 0 eşittir burada gördüğümüz kısım artı 0,0548 eksi 102,65'ten eksi 102,595 olacak. Karşımızda ikinci dereceden bir denklem var ve bunu çözmek için de ikinci dereceden denklemlerin köklerini bulmak için kullandığımız formülü kullanmamız lazım. Bu formülde a 0,066 olacak. Eksi 0,0906 b ve eksi 102,595 de c olacak. Bu noktada isterseniz kendiniz hesaplayabilir ya da hesap makinesi veya bilgisayardan yardım alabilirsiniz. Ben hesap makinesi kullanmayı tercih ediyorum. Bunu yapınca VT'nin 40 metre bölü saniye ya da eksi 39 metre bölü saniye olduğunu buluruz. Peki bunlardan hangisi doğru dersiniz? 40 mı yoksa eksi 39 mu? 40'ın aynı zamanda başlangıçtaki hız olduğunu da görüyor musunuz? Biz son hızı bulmak istiyoruz. Peki denklem bize neden yeniden bu ilk hızı veriyor? Görünüşe göre bu topların momentumlarını ve enerjilerini korumaları için birbirlerine çarpmamaları gerekiyor. Evet, eğer tenis topuyla golf topu çarpışmazlarsa her iki top da başlangıçtaki hızlarını korur, öyle değil mi? Burada gördüğümüz sonuç böyle bir durumda yani çarpışma olmadığında elde edeceğimiz sonuç. Bizim aradığımız şey bu değil. Öyleyse tenis topunun son hızı bu olmalı.
Evet, tenis topu çarpışmadan sonra yön değiştiriyor ve sola doğru eksi 39 metre bölü saniyelik bir hızla ilerlemeye başlıyor. Peki ya golf topu? Tenis topunun hızını bildiğimize göre buraya yerleştirebiliriz. Golf topunun son hızı da 1,56 eksi 1,29 çarpı eksi 39'dan 52 metre bölü saniye olur. Bu da golf topunun sağa doğru saniyede 52 metrelik bir hızla ilerleyeceği anlamına gelir. İşte bitti. Evet, şimdi son olarak bu dersimizde neler yaptığımıza bir gözden geçirelim. Topların kütlelerini ve başlangıçtaki hızlarını zaten biliyorduk. Momentumun korunumunu kullandık ama iki bilinmeyenle bir denklem elde ettik. Bunu çözmek için bir denkleme daha ihtiyacımız vardı ve bu denklemi de çarpışmanın esnek olmasından yola çıkıp enerjinin korunumunu işin içine katarak elde ettik. Bunun sonucunda ise elimizde iki bilinmeyenli iki denklem oldu. Bunları çözmek için de bilinmeyenlerden birini diğerinin cinsinden ifade edip elde ettiğimiz ifadeyi diğer denkleme yerleştirdik. Böylelikle bir bilinmeyenli bir denklem elde ettik. Denklem ikinci dereceden bir denklem olduğundan çözümleri bulmak için de formülü kullandık. Elde ettiğimiz sonuçlardan biri cisimlerin birinin başlangıçtaki hızına eşitti. Ve bu da çarpışmanın gerçekleşmediği durumu temsil eden sonuçtu. Çarpışmanın gerçekleştiğini bildiğimiz için ikinci sonucu kullandık ve diğer cismin son hızını da bulduk. İşte bu kadar.